dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Süren adaya varmamız? 20 dakika sonra oradayız. Adaya yükselişiniz mi? Öyle. Şu tatsız deniz yolculuğuna meraklı değildim ama mecbur oldum. Yoksa iflas edeceğim. Ya, İsmail'iniz? Cafer iş bilir. Tamam! Sizi hiç görmemiştim ama adınızı çok duydum. Bizim adadaki yetiştiricilerden mal satın alıyorsunuz, değil mi? Parasını peşin peşin ödüyoruz da malı alamıyoruz bir türlü. Gönderilenler ya bozuk ya da eksik çıkıyor. Bu işin sırrını öğrenmek için geliyorum adam. Ne oluyor? Bir şey mi var yoksa? Niye gülüyorsun? İki aile arasında düşmanlık çizildikçe sizin mallara yapılan sabotajın daha hızlı çizilmez. Bilmece gibi konuşmayı bırak da anlat. Kim yapıyor, neden yapıyor sabotajı? Ecerim, gönderilen mal ateş oğullarının ise barut oğulları tarafından tahrip edilir. Yok eğer barut oğulları mal cındırı ise bu sefer ateş oğulları daha yola çıkmadan onu işe yaramaz hale getirirler. Belki sebep? Sebep ne buna? İçi aile arasında asırlardan beri sürüp çiden ezeli bir düşmanlık var. Ada içiye bulunmuştur. Yarısını barut oğulları, diğer yarısını da ateş oğulları idare edeyim. Saçma şey bu. Neden düşman olmuşlar? Sebebi meçhul. Onu belki kendileri de bilmeyler. Allah'tan kan akmaz. Onların kanı akmıyor ama benim paracıklarım havaya gidiyor. Böyle devam ederse iflas edeceğim. Bunları barıştırmak lazım. Hadi yaşlılar neyse ama ailelerin çocuklarına bu nefretin manasız bir şey olduğunu anlatmak lazım. Onlar daha ateşli. Musa Ateşoğlu'nun Çeylan adında bir kızı var ki hakiki ateş yanında soğuk kalay. Tek başına o yeter kan davasına. Allah'a ısmarladık babacığım. Allah'a ısmarladık halacığım. Kas kere yavrum. Yalnız barut oğulları da balığa çıkacaktı. Dikkatli ol. Korkma sen baba! Ben çıkarım balığa, onlar döner alığa. Motorlarına benzin yerine kezzap doldurttum, ne haber? Beyler, pazar yerinde mal satış edeyi. Teyme tüccarıyla su dökemez. Malla bakmalı! Derya'nın kuzuları bunlar. Canlı canlı oynar oynar bu balıklar. Taze mi balıklar? Deminden beri ne söylüyoruz bey baba? Daha üzerindeki deniz suyu kurumadı. Bu kalkanlar erkek mi, dişi mi? Nikah mı kıyacaksın babalık? Hayır ama erkeğe lezzetli olur da. Öyleyse nüfus kağıtlarına bak da öyle al, ha? Yaman kızdır Yaman! Senin asıl keyifli olduğu geceler babasının lokantasında göreceksin. O güzel sesiyle şarkıya bir başladı mı her şeyi büyüler. Sana karşı hislerim birden değişti. Artık geri dönemem, iş işten geçti. Sana karşı hislerim birden değişti. Artık geri dönemem, iş işten geçti. Sevdim seni laf aramızda. Sevdim seni laf aramızda. Senin aşkın yüzünden uykularım kaçtı. Senin sevdan başıma bak ne işler açtı. Senin aşkın yüzünden uykularım kaçtı. Senin sevdan başıma bak ne işler açtı. Sevdim seni laf aramızda. Sevdim seni laf aramızda. Ya o kıza görmeden hayran oldum. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Hem bu kadar güzel, hem bu kadar akıllı, hem de bu kadar
sevimli, nasıl oldu evlenmedi? Canın işi bu felli olmay. Belki de henüz kalbinde yatan aslana rastlamadı. Dolaşan laflara pek olursa, babası Çeylan'ı Ayvalık'ta yaşayan Rüstem diye birine vereymiş. Kimmiş bu Rüstem? Ben de tanımıyorum. Söylenenlere göre hayvancılık edeymiş. Harun Katar da sencinmiş ya. Öyle bir düğün yapacağız ki, Ayvalık Ayvalık oldu olalı böyle şenlik görmeyecek. Yaşa be Rüstem, bütün düşmanları çatlatalım. Çatlatacağız elbe. Hele Barıkçıoğlu Haşim'a hırsından bıyıklarını yiyecek. Yesin domuz oğlu domuz. Kayınpeder, pazar günü topla milleti gel. Şöyle çalgılı, oyunlu bir ziyafetle söz keselim. Tamam mı? Tamam. Peki, Barutoğlu Haşim ağa bu evlenme işini duyunca ne yaptı? Zaten adı Parut, patladı patlaymış hasetundan. Biliyorum, bana nispet olsun diye yapıyor ama altında kalmam. O kızını para babası Rüstem'e verirse, ben de oğluma para babası Osman Han'ın kızını alırım. Evet ama yalnız bak... Şey ne? Ne eksilin öyle nasır ezilmiş otobüs yolcusu gibi? Bakalım Doğan Zarife'yi beğenecek mi? Neden beğenmesin? Nesi varmış Zarife'nin? İyi kız, hoş kız ama biraz şişman. Ne çıkarmış şişmansa? Babasında çuvalla para var hanım, çuvalla. Mübarek kız değil darphane. Canım bizim paraya ihtiyacımız yok ki. Ateşoğulları servetini çoğaltırken seyirci kalamam. Aman. O kendine zengin damat bulduysa ben de kendime zengin gelin buldum. Evet ama... Veli! Veli! Buyurun efendim! Sırıtma! Doğru postaneye gidip İstanbul'a Doğan'a bir telgraf çekeceksin. Baş üstüne efendim! Sırıtma dedim lan! Bu Doğan denen delikanlı hep İstanbul'da mı kalır? Emir Bey çocukluğundan beri tahsilini orada etti. Adaya hiç gelmez. Sebep? Babası Ateşoğlu'nun kızı Çeylan'la aralarında bir yakınlık falan olur diye korktu. Oğlanı adadan uzaklaştırdı. Allah Allah! Demek ki oğlan bu Ceylan'ı tanımıyor desene. Nereden tanısın? Adadan ayrıldığı zaman her ikisi de küçücüktü. Telgraf Doğan Bey. Saat kaç? 11. Sende hiç insaf yok mu ya? Adam bu saatte uyandırılır mı? Neden somurttun Doğan? İdam hükmü giyen biri gülmez herhalde. Peder evlenmem için adaya çağırıyor beni. Ne olacak şimdi? Herhalde genç yaşımda intihar edecek kadar budala değilim. Aklımı peynir ekmekle yemedim. Öyleyse oğlan da bugün yarın gelir adaya. Eli kulağında, içi aile arasında tuğun savaşı başlar. Savaşa falan paydos artık. Onlar aralarında tepişecek, Cafer iş bilirim malları zarara uğrayacak ha. Kararım karar! Adaya bu aptalca düşmanlığa son verdirmek için gidiyorum. Mallarımın tek gramının dahi zararına müsaade etmeyeceğim. Onu keselim sağ! Hayır! Hayır! Bu iş böyle devam edemez! Hay Allah'ım yarabbim! Bu gördüğünüz malların hepsi benim... Barutoğullarından almıştım. Son kurşuna kadar hepsinin parasını ödedim. Bu adamlar eğer anlaşmazlarsa ben mahvoldum demektir. Ne olur, her iki aileye haber gönderip kendileriyle görüşmek istediğimi söyler misin? Pekala. Cafer iş bilir adaya gelmiş, bizimle görüşmek istiyormuş. Ne çıkar bundan? Kıl herifin tekidir. Allah bilir malları iskelede görünce kim bilir ne sinamekilik etmiştir. Aman, boş ver baba. Ama en iyi müşterimiz. Ona karşı hassas davranmamız lazım. Barutoğullarını unutma. Onlar boyuna yağ yakıyorlarmış herife. Ben de geleyim seninle. Barutoğulları yağcıysa ben de ballarım serdemin. Ben de geleyim abi. Demek bizleri barıştıracakmış ha? İki aileyi ancak ölüm yatıştırır. Barutoğulları Ateşoğullarına ancak silahla hitap eder. Ama gel de anlat. Hem bizlerle hem Ateşoğullarıyla aynı zamanda konuşmak istiyormuş. Demek öyle. Mallarının tahribatına çok kızmışmış. Kes şu mışmışları be aptal. Kes de anlat daha neler dönüyor. Güya Ateşoğulları ile Barutoğullarını barıştıracak ya da bizlerle alışverişten vazgeçecekmiş. O zaman tut kelin perçeminden. Herifteki kafaya bak be. Ateşle Barut bir araya gelir mi? Bir araya geldiler mi bum! Kes lan! Bırak gevezeliği de git topla bizimkileri. Toplantıya kalabalık gidelim.
bunların arasını kimse bulamaz. Görün bakın şimdi ben meseleyi nasıl halledeceğim. İşte Ateşoğulları geliyor. Barutoğulları da geliyor. Şu hale bak, bunlar görüşmeye mi yoksa harbetmeye mi geliyorlar? Hala onları barıştıracağını sanıyor musun? Bakalım, bir deneyeceğiz. Çavuş, sen önce usulen bizi bir tanıştırıver. Bugün adamızda kıymetli bir misafir var. Adını hepiniz bilirsiniz. Muhterem tüccar Cafer İşbilir. Bunlar da adamızın kıymetli ve büyük aileleri Barutoğulları ve Ateşoğulları. Ateşoğulları ve Barutoğulları. Hayır, çavuş haklı. Önce bizim adımız söylenir. Barutoğulları ve Ateşoğulları. Hayır, önce Ateşoğulları. Önce Barutoğulları. Görüyorsun ya baş efendi, kavgaya önce onlar başlıyor. Ama onların adı şey... Bizden sonra söylenir. Pekala, pekala, bırakın şimdi. Hepinizle tanıştık işte. Şu sebepsiz düşmanlıktan vazgeçin artık. Asla, hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Ama sonunda başınız derde girecek. Onu Ateşoğullarına söylesen. Bu toprağı kinle sulayan sizsiniz. Asıl sizin içiniz düşmanlıkla dolu. Yeter! Kesin artık yoksa fena olacak. Evet! Fena olacak! Yani böyle devam ederse sonunda iflas edeceğim. Düşmanlığın sebebini öğrenirsek belki bir çaresini bulurum. Aa, bak anlatayım. Ben söyleyeyim daha iyi. Söyle. Hayır, ben anlatacağım. Durun, teker teker. Sen beni dinle, beni. Evet, dinliyorum. Bu düşmanlık yeni değil. Bir, iki veya dört asır önce başlamış. Ya, o kadar oldu demek. Tabii ya. Benim dedemin, dedesinin, 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 dedesi Tayfur Kaptan... Barutoğulları'nın dedesinin, 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 dedesi tarafından sırtından bıçağı. Yalan, yalan söylüyor. Bıçağı ilk çeken Ateşoğulları'nın dedesinin, 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 dedesi. Asıl yalanı sen söylüyorsun. Çünkü bu adada herkes bilir ki senin dedenin, dedesinin, dedesinin, dedesi gözü kanlı bir hayduttu. Ne, ne dedin? Bunu bir daha söylersen ağzını toprakla doldururum. Oo, biz sellerimiz armut mu topluyor? Biz de kökünüze gaz döküp topunuzu yakarız. Dedemin dedesinin dedesinin dedesine haydut diyemezsin! Yalan mı yani? Doğruyu söylemek işinize gelmez tabii. Durun, durun, bağırmayın! Şu dedeler meselesini pek anlayamadım. Teker teker konuşalım. Ya ben... görmüyor musun? Kan akıtmak için nasıl tahrik ediyor? Bağırmayın canım! Soyuma küfrettiniz! Soyumuza küfrettiniz! Sen karışma! Ağrıyı söyledik! Az bile söyledik! Sakin olun! Hepiniz susun, teker teker dedik! Evet, evet, teker teker dedik! Sen anlat! Deden de kalmıştık. Hayır, benim değil! Dedemin dedesinin dedesinin dedesinde. Dedenin dedesinin dedesinin dedesine. Yeter artık be! Şu dedeleri bir tarafa bırakıp da barışın olsun bitsine. Barışmak mı? Kim demiş? Ölürüm de Ateşoğullarına selam vermem. Sanki biz barışmaya çok meraklıydık da. Ha, sanki biz de çok meraklıydık. Aferin Ceylan! Ver ağızlarının payını! Böyle bir kız evlat Barutoğullarınınki gibi... ...10 erkek evlada bedeldir. Oğlumu ağzınıza almayın, fena olur ha! Sizden gelecek fenalık çuvalla gelsin, ne olur yani? İlle kavga istiyorsanız biz hazırız! Siz de hazırız, kavga barışmayın! Bundan sonra kavga çıkaranı hemen deliye tıkacağım. Hadi dağılın bakalım! Hadi dağılın be! Allah kahretsin! Halacığım, yakışıklı mı acaba? Kim? Kim olacak? Nişanlanacağım adam. Ne diyeyim bilmem ki yavrum. Zevk meselesi bu. Bana sorarsan bir erkekte güzellik en son aranacak şeydir. Küçükken hep benden evlenecek olan bir prensten bahsederdin.
Söyle ne olur, nişanlanacağım adam bir prens kadar yakışıklı mıdır? Ne bileyim ben kızım. Eğer onu beğenmezsen ben dünyada evlenmem. Tabii yavrum, mutlu olman için elimden geleni yaparım. Bana güvenebilirsin. Hadi şimdi uyu bakalım. Kızım gelmiş. Dur bakayım, ben sana darkınım. Sen nerelerdesin bir haftadır? Sana havadislerim var Kusi dedeciğim, neler oldu neler. Haberim var, Cafer İşbilir gelmiş. Meydanda onun önünde barut oğullarıyla az daha kapışıyormuşsunuz. 40 senedir şu adanın yerlisiyim. İki aile arasındaki manasız düşmanlığa bir türlü akıl erdiremedim gitti. Zaten o yüzden karşı adaya geçmiyorum ya. Burada yalnız yaşıyorum. Tek ziyaretçim de sensin. Bu barut oğulları adadan defolup gitmedikçe bu düşmanlık sona ermez. Sen kız değil, erkek çocuğu olmalıymışsın. Doğrusu seninle evlenecek olan delikanlıya hem gıpta ediyorum hem de acıyorum. İşte ben de seninle bunu konuşmak için geldim ya zaten. Babam kendine damat namzede buldu. Oo, hayırlı olsun! Kim bu talihli delikanlı? Bilmem. Tanımıyorum ki, yüzünü daha hiç görmedim. Ayvalık'ta hayvancılık yapıyormuş, adı da Rüstem'miş. Sen onu tanıyor musun? Pek çıkaramadım. Eğer rüyama giren o yakışıklı delikanlıya benzemiyorsa onunla dünyada evlenmem. Ya babam illa evleneceksin derse? Sen istemedikten sonra? Bana yardım edersin değil mi Kutsi dede? Elbette ederim. Mühim olan senin mutluluğun. Ah dedeciğim, seni o kadar çok seviyorum ki. Demek tanımadın beni be kaptan. Hoş, babam bile görse tanımaz ya. Adadan ayrıldığımda kısa pantolonluyum. Uydalayım sadece, ne kıyamet koptu demektir. Niye be kaptan?
Memleketime gelmeye hakkım yok mu benim? Olmaz olur mu? Var tabii ama biliyorsun, sizin ayrı ile Ateşoğulları arasındaki... Ha şu mesele! Yahu boş ver be kaptan! Orta çağda yaşamıyoruz. Öyle kan davası falan bana vız gelir. Sağ ol vız Celi, ama Adalaçılar öyle düşünmeyi. En büyük düşmanlığı da Ateşoğulların kızı Ceylan gösteriyor. Ceylan mı? Vay canına, büyüdüm o bacaksız! Bıraktığım zaman şu kadarcık bir veletti, ikide bir donu düşerdi. Sen onu şimdi bir cır! Böyle cızıllıştı için! Kim? Ceylan mı? Ne değilsin sen? Adanın bütün gençleri peşinde! Aha bak, şu motoru çarayı mısın? İçimdekiler Ateşoğulları! Ceylan'ı söz kesmek için Ayvalık'a götüreyler! Vay canına! Demek Ceylan evlenecek yaşa geldi ha! Allah Allah! Vay Allah! Hop! 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 Hala! Ne olur dua et de nişanlanacağım adam yakışıklı olsun! Tıpkı rüyalarıma girer o delikanlıya benzesin! Ateşoğullarının kızı da böyle karşılanır işte! Barut oğulları bunu duyunca patlayacaklar! Haydi be efendim! Haydi! Hayda! Hoppa! İster inanaysın, ister inanmaysın! Kız bir afet oldu! Ama bu senin için bir şey ifade etmey! Başını dondurup tepi bakayım dersen, bütün ada kara bulanay! Boş ver be kaptan! Hele bir kızı göreyim, gerisi vız gelir! Bu kan lafını da hep duyarım, bir damlasını bile görmedim! Hadi bakalım kaptan! Ayvalık'a dönüyoruz! Ulan ne için? Ceylan'ı görmek için! Ceylan'ı mı? Ula kız bu gece nişanlanay! Nikah masasına oturmayan piliç kızarmaya hazır demektir! İşki dediğin kadar ilik olsun şu Ceylan Hanım! Hadi kaptan, kır dümeni! Allah'ım, sen adamızı büyük bir peladan koruyun! Gevezeliği bırak, kır dümeni! Oo, hoş geldin kayınpede! Hoş bulduk sevgili damadım! Ay, benim nişanlanacağım adam bu mu? Ya. Sizi Ayvalık'ta görmek bizi çok sevindirdi muhterem kayınpeder! Aman Allah'ım! Bu... bu bıyıklı ve sakallı bir ayı bu, ayı! Yavaş kızım, duyacak! Ay duysun, ayı olduğunu bilmiyorsa benden öğrenmiş olur! Güzel nişanlım, Ayvalık'a hoş geldin! Gel seninle bir toka edelim! Hadi kızım, nişanlının elini sıksana! Baba! Bu ayı benim elimi yer! Hadi kızım, utanma, utanma! Senin gibi güzel bir kızla evleneceğim için çok memnunum! Dur, dur! Bırak, bırak beni be! Ağaç mı silkeliyorsun? Aferin, akıllı kızsın! Benim bir ağacı sökecek kadar kuvvetli olduğumu hemen anladım! Akıllı kızlara bayılırım! İyi, iyi! Bayıl, bayıl ama uzaktan, uzaktan, uzaktan! Kızım, neden öyle kaçıyorsun? Bırak utanmayı şimdi! Baba, utanmıyorum ki, korkuyorum! Bir yerimi kıracak! Hadi bakalım, evimize gidiyoruz! Bu akşam öyle bir şenlik yapacağız ki... Ayvalık yerinden oynayacak! Vay ayı vay! Hadi, herkes bardağını kaldırsın! Bu gece hepimiz zil zurna sarhoş olacağız! Herkes patlayıncaya kadar yiyip içecek! Şarkı söyleyip eğlenecek! Oyun oynayıp tepinecek! Ve bu gece tarihe geçecek! Çünkü Rüstem bir defa evlenir! Tabii evlenecek kız bulursa! Hadi! Ayvalık'ın incisi! Denizlerin kraliçesi! Müstakbel nişanlım! Güzeller güzeli Ceylan'ın şerefine içiyoruz! Şuna bak hala! Ağzına değil burnuna içiyor ayı! Sirkte iyi para verirler buna! Ben bu yabaniyle dünyada evlenmem! Duyacak! Aman dursun!
şarap da şarap ha! Ne demişler? İç bade sev güzel var ise aklı şuurun... ...ve... ...falan filan! Vay ay vay! Bir de edebiyat yapıyor! Hadi! Hadi güzelim içsene! Ya içtim, içtim. Yeter. Olmaz! Böyle günlerde çok içilir ya! Aksine, ben böyle günlerde az içerim. Kızım, hadi iç bir yudum, üzme delikanlıyı. Bu mu delikanlı? Bu ormandan kaçmış be baba. Oo. Ne diyor, ne diyor? Senin ne kadar yakışıklı olduğunu söylüyor ya! Aferin güzel kız, merak etme! Beğendiğim bu adam, yakında senin kocan olacak. Allah yazdıysa bozsun! Gece rüyama girse korkudan dudağım uçuklar. Müstakbel sevgili nişanlım, şimdi senin şerefine oynayacağım. Oyna be! Babamın bana bulduğu kocaya bak. Hayda be! Artık dayanamayacağım halacığım, ne olur bir çare bul, beni buradan götür. Sabret biraz, bir çare bulacağız elbet. Hadi gel beraber oynayalım. Ay yavaş be! Ne çekiyorsun kolumu? Kızım kalksana oyuna! Kolumu kıracak baba! Ya nasıl serbest bırakıyorlar bu ayı be? Kızım ayıptır, etraftan bakıyorlar. Hadi Ceylan kalk ama! Yani bir iki göbek atmaktan bir şey çıkmadı kızım. Kalk kızım, kalk kalk! Buyurmaz mısın? Tabii buyururum. Afiyet olsun enişte bey. Kimsin sen? Bir güneşin cazibesine kapılmış başıboş bir yıldız. O güneş ben miyim yoksa? Evet. Görmüyor musun, sana bakarken gözlerim nasıl kamaşıyor? Yoksa sen kızlarla hep böyle mi konuşursun? Hepsiyle değil tabii. Senin kadar güzeli kolay bulunmuyor. Eğer Allah'tan şu anda bir şey dileseydim... ...kabul edecekmiş demek. Neden? Bu müzik seni kollarımın arasına almak saadetini verdi bana. Çok akıllı birisine benziyorsun. Eskiden öyleydim. Ama sana rastlayınca aklım başımdan gitti. Ya bu lafa inanırsan? İçim ümitle dolar. Tanrı'ya şükrederim. Ceylan'la dans eden delikanlı kim? Tanımıyorum, davetlilerden biri herhalde. Ne güzel çocuk değil mi abi? İşte Ceylan'a böyle bir nişanlı lazım. Sağ ol, sağ ol! Geldim işte, herhalde beni özlemişsin. Oo, ne?
Annem yollarda kaldı. Nereye bakıyorsun sen? Ne? Dur şöyle, biraz manzarayı kapattın. Şu kızın kim olduğunu biliyor musun? Tabii, Ateşoğulları'nın kızı Ceylan. Sen biraz hava alsan iyi olur. Hava mı? Sen kimsin be? Hadi, hadi uzatma da yürü. Rahat bırak bizi. Bana bak, bu kız benim nişanlım. Onunla istediğim kadar dans ederim. Ne diyorsun, nişanlına? Sen buna hayvanat bahçesinde mi rastladın? Ne dedin? Dünya böyledir zaten. Armudun iyisini hep bunun gibileri yer. Ne? Bana ha? Bana ha? Seni şimdi ikiye böleceğim. Enine mi, boyuna mı? Ölmeye hazır ol! Hazırım kumandanım. Başının derde girmesini istemiyorum. Gidiyorum ama gene gelip bulacağım seni. Hayır, dur dedi enişte! Yavrum! Dur enişte sen! Dur! Kaderi sarsma! Ne oluyor kızım, kim bu adam? Onu parçalayacağım! Kemiklerini tutacağım onu! Sakin ol benim küçücük ayıcım, sakin ol! Ama sonra ben bayılırım ama ya! Bir tanem, Ceylan'ım, sevgilim! Yavrum, Ceylan'ım ne oldu sana? Çabuk doktor, şeyim yok, numara yap. İlaç getirin! Doktora lüzum yok, eve gidip dinlenmesi lazım. Şaban, çabuk! Motorum kaptanına haber ver, gidiyoruz! Kaptan, neredesin kaptan? Doğan! Doğan! Oğlum gelmiş yavrum! Aslanım yavrum benim, anacığım. Canım! Haşim! Uyan bey, geldi, geldi! Geldi be! Ne bağırıyor bu kadın sabahın kör saatinde ya? Sana öyle bir kız buldum ki bayılacaksın. Siz beğendikten sonra herhalde ben de beğenirim. Elbette beğeneceksin. Önce bir söz keser, sonra da vakit kaybetmeden düğünü yaparız. Yangından mal kaçırır gibi acelenizle. Önce bir de ben göreyim şu kızı. Görmeye ne hacet? Çiftlikleri, banka hesapları falan hep malum. Ben kıza kasa mı olacağım yoksa koca mı? Bana... Biliyorum, sana evleneceğin kız lazım. Merak etme, tam bir Osmanlı gelini. Hem genç, hem güzel, hem ev kadını. Hem de milyoner bir babası var, değil mi hanım? Evet, evet öyle. Baba, sana bir şey soracaktım. Ateşoğulları ne alemde? O ismi ağzına alma. Demek hala aramız açık. Ben zannediyordum ki seneler geçtikçe... Seneler geçtikçe aradaki düşmanlık daha da büyüyor. Ama şimdi dünyanın parolası şu. Savaşma, seviş. Biz de Ateşoğulları ile barışsak... Allah muhafaza! O mahluklarla barışmaktansa cehennemin 7 kat dibinde kavrulayım daha... Ateşoğulları'nın başına gelenleri duydunuz mu? Dün gece damatların Rüstem'in Ayvalık'taki evinde rezalet çıkmış! Ya ne rezaletiymiş bu? Sorma, sorma! Tam söz kesecekken ortaya çıkan bir delikanlı o ayı gibi Rüstem'i yerden yere vurmuş! Kız düşüp bayılmış, nişanda bozulmuş! Daha neler olmuş neler! Bak sana anlatayım Haşim'a! Delikanlı var ya, ama ne olursun bırak! Kes dedim! Ama anlatayım canım! Hadi git diyorum! Ama ne olur Allah aşkına Haşim'a! Git diyorum! Ne olur anlatayım canım! Bak bir dakika! Hadi git dedim! Git dışarı hazırla! Ne olur anlatsaydım ama ya! Ne olur anlatsaydım be! Hayır, hayır! O çam yarması herifle dünyada evlenmem! Ondan koca değil, olsa olsa iskeleye kazık olur! Doğrusu haklısın! Ama dün geceki delikanlı...
Ona bayıldım. İşte rüyalarıma giren oydu halacığım. Ne güzel çocuktu değil mi? Kızım, o delikanlının kim olduğunu bile bilmiyoruz. Bir göründü, bir kayboldu. Sen onu unutsan iyi edersin. Gelecek! Göreceksin bak, beni gene arayacak. Geleceğini nereden biliyorsun? Söz verdi bana, seni tekrar bulacağım dedi. Biriniz dükkana gidip gelen giden fıçıları kontrol edin. Ben geliyorum, çık yeter, çık, çık. Nasıl, kendine geldi mi biraz? Bugün daha iyi, yavaş yavaş düzeliyor. İyi. Rüstem haber yollayıp saatini sormuş. Patlasın! Ne dedin? Ne dedin be kadın? Eksik olmasın diyecektim canım. Ha, o başka. Ayıya bak be! Bir de utanmadan benim saatimi sormuş. Vay kereste vay! Buraya malları almaya her gelişimde bir hıngın. Bu ne? Şu delikanlıyı gözüm bir yerden ısırıyor ama... Allah Allah! Şu sandala binen delikanlı, Rüstem'in nişanında hadise çıkaran der mi? Evet, yanındaki de Barut oğullarının uşağı Veli. Ha? Geleceğe söylenen Barut oğlu Haşim'in oğlu Doğan bu delikanlı olmasın? Olabilir. Ya, yol kısayken şu işten vazgeçelim, bir yakalarlarsa derimizi yüzerler. Korkma, seninkini yüzmezler çünkü bir işe yaramaz. İşin alayındasın ama eğer bu yaptığımız babanın kulağına giderse beni ayaklarımdan asar. Dalmışsın gene, ne düşünüyorsun? Hiç. Hiçbir şey. Hiçmiş. Ben senin aklın nerededir bilirim. O delikanlıyı düşünüyorsun gene değil mi? Babanın şakası yoktur bilirsin. Aklını başına topla da boş bir hayal için tatsızlık çıkmasın. Neden hayal olsunmuş? Elin kavgacı serserisinin işine kafanda. Kafamda değil hala, kalbimde. Kim olduğunu dahi bilmiyoruz. Bir hayale aşık olmak görünmüş şey mi? Onu unutmaya çalışmalısın. Hadi, hadi gel de yatalım artık. Sen yat, ben biraz daha oturacağım. Ne olur halacığım. Neden öyle işini çektin? Yazık! Seni genç yaşta kaybetmek bana çok dokunuyor. Beni kaybetmek mi? Neden? Seni o evde bir görürlerse sağ bırakmazlar. Korkma! Ceylan'dan başka hiç kimse görmeyecek. Seni sevmek, seni beklemek... Nasıl güzel bilemezsin... Bitmez hasret... Her yer gurbet, sensiz kalan gönlüm bekledikçe senelerdir suçlu gibi. Yalvarırım. Onun sesi değil mi? Oh, ne güzel. Bana ölümün sesi gibi geliyor. Ah, ah. Çiçek dalda. Seni sevmek, seni beklemek... Nasıl güzel bilemezsin... Bitmez hasret, her yer gurbet... Sensiz kalan gönlüm bekledikçe... Senelerdir suçlu gibi... Çiçek dalda, sen yanımda, koklanınca...
şaşırdın mı? Hayır! Hep içimden bir ses gelecek, gelecek diyordu. O geceden beri hep hayalimde yaşıyorsun. Şu güzel yüzün bir saniye bile gözlerimin önünden gitmedi. Sus! Sakın bu bir rüya olmasın! Heyecandan kalbim duracak galiba. Hayır, rüya değil bir gerçek. Ben sana daha önce hiç rastlamadım. Kimsin sen? Kim olmamın ne önemi var? Bizim adada değilsin. Değildim. Ama artık buralıyım. Kovsalar da gitmem. Ne demek o? Seni seviyorum demek. Birini gırtlaklıyorlar galiba. Hayır, babam horluyor. Maşallah, uçak motoru gibi. Onu bir de kızdığı zaman gör. Şimdi seni burada bir görse... Gazeli basar herhalde. Basar ama tetiğe. Keskin nişancıdır, hiç şakası yoktur. Seni o ayıdan kurtardığım için bana teşekkür etmesi lazım. Teşekkür değil, hastanelik eder. Bereket kim olduğunu bilmiyor. Sahi ben de bilmiyorum. Kimsin? Nereden geldin? Nereye gideceksin? Nereden geldiğimi unuttum seni göreli. Nereye gideceğim sana bağlı. Sanki seni görmeden önce hiç yaşamadım. Peki... ya eskiden? Bütün mazim hayal oldu. O geceden beri sarhoşum. Sen varsın yalnız dünyamda. Ses değişti. Evet, bu ses hararet bastığını gösteriyor. Birazdan su içmek için uyanır. Artık gitmelisin, seni burada görürse tüfeği üzerine boşaltır. Olsun. Ben de senin kollarında mutlu bir şekilde ölürüm. Ama ben senin ölmeni istemiyorum. Yarın gece gene geleceğim. Hayır olmaz, buraya gelme. Peki seni nasıl göreceğim? Yarın sabah adanın karşısındaki küçük adada, orada Kutsi dede yaşar, beni de çok sever. Hadi, hadi git! Neredeyse uyanacak, hadi git yalvarırım! Hala! Hala! Halacığım kalk, kalk, uyan, geldi! Kim, kim geldi? O geldi! Ben sana demedim mi gelecek diye? Terasa tırmandı ve... ve öptü beni! Ne? Öptü mü? Evet! Sen ne dediğinin farkında mısın? O da seviyor beni, hem de deli gibi. Oh halacığım, öyle sevinçliyim ki... canım dans etmek, durmadan dönmek istiyor. Hay deli kız, hay sus! Şimdi babanı uyandıracaksın, sus! Oh, halacığım benim, Ne kıvranıp duruyorsun be? Bir derdin mi var? Evet, size şeyi haber verecektim. Neyi haber verecektin? Barutoğlu'nun oğlu Doğan adaya dönmüş. Ya! Dahası da var, dün gece onu bizim buralarda görmüşler. Ne? Olamaz! Buna cesaret edemez! Senden alay etmişlerdir. Vallahi de görmüşler, billahi de görmüşler. Peki ulan hepiniz uyuyor musunuz be? Düşmanlarımızın oğlu gece yarısı burnumuzun dibine kadar sokuluyor da hiçbirimizin haberi olmuyor! Çabuk herkese silah verin! Eğer onu bir daha bu civarda görürlerse hiç acımadan gebertsinler! Anlaşıldı mı? Hadi maç maç! Maç maç hadi! Ne o, iyileştin mi sen? Nereye böyle sabah sabah? Bugün çok iyiyim. Biraz zeytinliğe kadar gidip hava alacağım. Evden çıkmasan iyi olur. Barut oğullarının o haydut oğlu adaya dönmüş. Bakarsın tenha bir yerde sana rastlar... hakaret etmeye falan kalkar. Yo, buna cesaret edemez. Belli olmaz. Dün gece onu buralarda görmüşler. Ne? Bizim topraklarımıza mı girmiş? Buna bozulurum işte. Şansı varsa bana rastlamasın. Barutoğlu'nun oğlu değil, isterse bütün sülalesi çıksın karşıma! O cesareti gösterecek olanın... karnını kurşunla doldururum evvelallah!
Aferin benim yürekli kızım! Bir düzüne erkek evlada değişmem seni be! Yaşa! Tek kayınpeder davet etti bizi. Evet ya, zati kızı bir gör tamamdır. Önce motorla bir dolaşayım da. Ama dikkatli ola! Ateş oğullarından uzak dur da tam evlilik harifesinde başımız belaya sarılmasın. Onlardan bana ne baba? Ne duruyorsun? Motoru hazırla bakalım. Bir bilse Ateş oğullarının kızının peşinde olduğunu. İstersen söyle de dilini keseyim. Ya da gırtlağını. Acıttım! Acıttım be! Of! Öyle sevimli çocuk ki Kutsi dede. Elimi tuttuğu zaman kanımın daha hızlı dolaştığını, kalbimin yerinden fırlayacakmış gibi küt küt attığını hissediyorum. Oo, tamam! Abayı yakmışsın adam akıllı. Peki, kimin nesidir bu oğlan? Sormak aklına gelmedi mi? Sordum ama söylemedi ki. Allah Allah! Söylemedi ama soylu bir aileden geldiği belli. İşte! İşte geliyor! Beni özledin mi? Çok. Dün gece vakit geçmek bilmedi. Gözlerimde uyku yerine senin hayalin vardı. Ben de nereye baksam her yerde seni görüyorum. Kutsi dede ne dedi biliyor musun? Ben sana abayı yakmışım. Sahi mi? Sahi tabii. Ama şımarma ha! Merak etme şımarmam. Neden tüfek taşıyorsun? Düşmanlarım vardı ondan. Ya. Bilmiyordum. Hı hı. Barutoğulları adını hiç duydun mu? Evet, yabancı gelmiyor. İşte o alçaklar senelerdir hep bizim kötülüğümüzü isterler. Yok canım, bundan emin misin? Tabii eminim. Şimdi de oğulları adaya gelmiş, hem de bir yağ tulumuyla evlenmek için. Sen nereden biliyorsun? Burada hiçbir şey gizli kalmaz. Boş ver, aşkımız dururken düşmanları konuşup keyif kaçırmayalım. Tabii, tabii haklısın. Sana bir şey soracağım. Beni seviyorsun diyeyim. Hem de çok. Ne kadar çok? Çok çok. Aşkımız için her şeyi yapar mısın? Gözümü kırpmadan. Sana bir sır versem gene beni sever misin? Hiçbir sır aşkıma mani olamaz. Daha fazla gizleyemeyeceğim. Ben Haşim Barutoğlu'nun oğluyum. Ne? Ne dedin? Düşündüm ki bizim aşkımız aileler arasındaki bu düşmanlığı yok edebilir. Git! Çabuk defol! Gözüm görmesin! Bak, ne olur dinle beni! Yalancı! Adi köpek! Bir de beni aldattın! Defol yoksa! Ne saçma şey bu! Günümüzde böyle nefret olur mu? Hele şimdi sana düşmanlığım iki misli oldu. Eğer hemen defolup gitmezsen seni öldürürüm! Bırak şu tüfeği de dinle beni! Seni sevdiğimi anlamıyor musun? Geberteceğim seni! Gidiyorum, gidiyorum ama budalalık ettiğini bil! Pişman olacaksın çünkü sen de seviyorsun beni! Canın cehenneme! Ver şu tüfeğe bakayım bana! Ağlama yavrum! Aşık olmak günah değil, Tanrı'nın bir lütfudur. Ama ben bir düşmanı sevdim. Kim olduğunu neden daha önce söylemedi sanki? Seni kaybetmekten korktu da ondan. Söyler söylemez onu vurmaya kalktı. Vurdun mu acaba? Zannetmiyorum, tazı gibi kaçıyordu. Kutsi dede, onu çok seviyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Görüyorsun ya nefret nelere sebep oluyor. Senelerdir hepinize düşmanlıktan vazgeçin, birbirinizi sevin diye bağırıyorum ama dinleyen kim? Belki de onu bir daha hiç göremeyeceğim. Doğrusu da bu. Eğer alakanız duyulursa iki aile arasında çok kan akar. Haklısın. Bu benim günahım.
günahım. Cezasını da ben çekmeliyim. Aşkıma ve bana bu dünyada yer yok artık. Ne demek o? Ölmeye karar verdim. Ne olur, acılarıma son vermek için bana kuvvetli bir zehir bul. Hadi oradan, deli sen de! Ben de bir şey söyleyecek sandım. Bu saçma fikirleri kafandan at. Dur bakalım, her derdin bir çaresi bulunur. Hayrola Ceylan, eczaneye ilk gelişin bu. Hasta mısın yoksa? Evet, şey... biraz başım ağrıyor da... aspirin, aspirin tabii, istiyorum. Tabii. Şey, ama bunu içmek için su da lazım. Getireyim. Konuşacağım seninle. Ama ne oluyor? Kararımı verdim, nişanlanacağım. Bunun için mi uyandırdın beni? Bırak! Babamın bulduğu o kızı görmeye gideceğim. Hadi fırla, çok güzel bir planım var. Demek Ceylan'dan vazgeçtin. Buna çok memnun oldum doğrusu. Ceylan'dan vazgeçen kimserse... Anlamadım ki hangisiyle nişanlanıyorsun? Öbürüyle. Ama nişanlandığımı Ceylan duyunca deliye dönecek. Sonra ne olacak? Orasını ben de merak ediyorum. Beni seviyor. Dünyada öbür kıza bırakmaz. Zarife ile nişan, Ceylan'la izdivaç. Galiba ben tam uyanmadım. Ha, tokadı yersen uyanırsın. Hadi kalk. Önce şu gelin namzetini bir görelim bakalım. Misafirler geldi, sen hala burada tıkınıyorsun. Tıkınmıyorum ki anne, tadına bakıyorum. Hadi, hadi! Hep iftira atarsınız bana. Şu hale bak, kaşla göz arası koca tencereyi dibine indirmişsin. Ben indirmedim ki anne, suyunu çekmiş herhalde. Şu haline bak, çabuk elini yüzünü yıka. Görücüler geldi, seni bekliyorlar. Böyle mutlu bir olay için toplandığımızdan dolayı çok bahtiyarız. Biz de öyle efendim, biz de öyle. Öyle değil mi hanım, evet. Öyle değil mi evlat? Hay maşallah!
Maşallah! Bu ıslığın manası nedir Doğan Bey oğlu? Aşk olsun Osman'a, anlayamadın mı? Oğlum kızına hayran oldu. Öyle değil mi Doğan? Öyle, öyle tabii. Hayranlık ve şaşkınlık içindeyim. Böyle enine boyuna bir güzelle karşılaşınca kendimi tutamadım. Nasıl beslediniz onu öyle? Meşhur sözdür. Bir dirhem et bin ayı börter derler. Kızım el öpsene. Çok yaşa yavrum. Maşallah, maşallah. Yo yo yo, şaşırdınız. Benim elimi sıkacaksınız, elimi sıkacaksınız. He? Kızınız ibret verici bir terbiyeye sahip. Bir kız erkeğinin elini öperse... Oo, elbette! Kadın kısmı erkeğine hizmette kusur etmemeli. Buyurun, oturalım. Sen de otur kızım. Bu tarihi bir andır. Evlatlarımıza mesut bir yuva kurmaya hazırlandığımız şu anda... Kesenin ağzını açma zamanı da geldi. Ben tepedeki bağları onlara veriyorum. Hepsi o kadar mı? Yetmez mi? Yetmez tabii. Hayvan da lazım. 50 tane de koyun. Oldu mu? Oldu, oldu. İnek istemeye lüzum yok. Ya nakit para? Nakit para mı? Kız babası olmak kolay mı? Dayan baba, adam bu şişkoya koca bulmak için daha çok şey verir. Mesela 200 desek. 200 mü? Yani 200 bin. çok olmaz mı? Aa, olmaz, olmaz babacığım. Ver gitsin. Ben buna bayıldım. Konuştu. Hadi 150 diyelim de olsun bitsin. 100, 100 yeter. Üstelik size öyle bir kız veriyorum ki çiçek, çiçek. Allah için karnıbahar çiçeği. Anlaştık sayılır. Şimdi düğünü ne zaman yapıyoruz? Sen ne dersin Doğan? Aman gecikmeyelim. Haftaya bir ziyaret yapar, söz keseriz. Tamam, haftaya söz keseriz değil mi hanım? Bir kilo şeftali. Merhaba halacığım. Aa, ne haberi, neler aldın öyle? Yiyecekler, içecekler. Ama niçin aldım sana söylemem. Neden söylemiyorsun? Çünkü biz düşmanız, onun için söylemem. Aa, tabii Veli. Senden hiç laf çıkarma. Ama nedir, merak ettim. Efendim bu akşam oğluna söz kesmek için ziyafet veriyor. Ama sana söylemem. Kiminle söz kesiyorlar? Ayvalık'tan Osman Ağa'nın kızı Zarife ile. Ama boşuna uğraşma, ağzından laf alamazsın. Demek Osman Ağa'nın şişko kızıyla. Ama kızın babası neler veriyor neler. Bağ, hayvanlar, nakit para, daha neler neler. Hiç zorlama ağzından laf alamazsın, söylemem. Hadi, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Neyin var senin? Bilmem. Pek keyfim yok. Öyleyse sana iyi bir haber vereyim de keyfin düzelsin. Akşama sevgili nişanlın Rüstem geliyor. Ama ne iyi ne iyi. Senin rahatsızlığını duymuş, yoklamak istemiş. Sevindin değil mi? Tabii babacığım. Gece bizim lokantada ziyafet vereceğim şerefine. Şahane bir gece olacak. Ahçıya söyle, akşama yemekleri iyi hazırlasın. Peki abi, söylerim. Duydun mu hala? Rüstem gelecekmiş. Uf, kurtulamıyorum şu orman kaçkınından. Kendi hayvanın teki olduktan sonra bana ne hayranlığından. Ben Doğan'ı seviyorum. Doğan da sana olan aşkından başkasıyla nişanlanıyor. Yalan! Beni kandırmak için söylüyorsun. Yarın duyarsın haberi. Bu akşam Şeref'e eğlence varmış. Yalan! Yalan, yalan! Veli söyledi. Kız da kim biliyor musun? Osman Ağa'nın kızı Zarife. Ne? O manda yavrusu mezbalık salakla mı evlenecek? Beğenmiş, kabul etmiş ya, sen ona bak. En iyisi Doğan'ı unutmak. Ben unutur muyum bilmem ama... ona unutamayacağı bir gece geçirteceğim. Ne
haber Veli, etrafa yaydın mı? Her gittiğim yerde anlattım, Ayvalık'ta duymayan kalmadı, havasına bile anlattım. Ceylan'ın ne düşündüğünü, ne yaptığını bir bilsen. Aslan! Teşekkür ederim. Ceylan! Ne istiyorum biliyor musun? Biraz daha balık herhalde. Hayır! O zaman pilaki istiyorsun. Hayır! Ha, yoksa salata mı? Hayır, yemek istemiyorum. Ha, sahi mi? Ya peki, çok merak ettim. Nedir istediğin? Ah, düğünümüzün bir an evvel olmasını istiyorum. Ya sen? Ah, işte kalbimin en hassas noktasına dokundun. Bir an evvel sana kavuşabilmek için ben de can atıyorum. Ah, içimden havalara uçmak geliyor. Yo, sakın deneme. Bu vücutla havalanamazsın. Yoksa beni beğenmiyor musun? Kim demiş? Herkes senin gibi ağır bir kıza sahip olamaz. Ben de ağır olmak için boyuna yiyorum. Ha. Ye yavrum, ye güzelim, ye tontonum, ye şekerim, hadi ye. Hadi damat bey, siz de oynasanıza. Hadi bakalım, kalkıyoruz. Ah, ama ben bilmem ki. Olsun, sende bu vücut varken yürüsen bile kâfi güzelim. Hadi bakalım. Şarabı yarım bırakmak yok, bardaklar boşalacak. Bu gece çok çok eğleneceğiz. Evelallah biz içkiden korkmayız. Yahu Ceylan nerede kaldı? Ben buraya sevgili nişanlımı görmek için geldim, o hala ortada yok. Merak etme, neredeyse gelir. Sana güzel görünmek için süsleniyor. Hadi oturalım artık. Çok yoruldun. Sen bir lokma bir şey ye de kuvvet topla. Bizim haberimiz olmadan ne dümenler dönüyor burada? Kim bu be? Bilmem, ilk defa görüyorum. Ne istiyorsun yabancı? Ha, işte orada faso ettim bey baba. Sen belki çıkaramadın ama ben pek yabancı sayılmam. O elma yanaklı beni iyi tanır. Öyle değil mi güzelim? Sen ne söylediğinin farkında mısın delikanlı? Elbette farkındayım. Henüz bunamadık. Demek beni atlatıp o züppeyle evlenmeye kalktın ha? Kimsin sen yahu? Ne istiyorsun? Hesap görmeye geldik. Babalık hesap. Bu Besli Taze benim dostumdur. Ona göz koymaya kalkanın derisini yüzerim ha! Aman Allah'ım, neler söylüyor! Yalan, vallahi iftira! Sen lafa karışma lan! Hiçbir şey anlamıyorum, rezalet, rezalet bu! Anlaman kartlaşmış babalık! Ya söyledik ya bu kız benim dalga motorumdur diye! Dün geceyi benim koynumda geçirdi! Nasıldı yavrum? Ne? Vallahi yalan, billahi yalan! Sen sus lan! Sana soran olmadı! Durun, durun! Tanıdım, ateşi oğlanın kızı değil mi? Eyvah, bıyık! Keyfimizi kaçırmak için bası göndermiştir onu buraya! Yaptığını yanına bırakmayacağız! Baba, bu kız! Koşun! Koşun peşinden! Dağılın be! Yakalayın, koşun peşinden! Ah, gördün mü dediğim çıktı! Geldi işte, evlenmemi istemiyor! Seviyor beni, seviyor! Nereye kayboldu bu yahu?
şimdi vaktim yok. Saklanacak bir yer bulmalıyım. İşte orada. Yakaladık. Artık elimizden kurtulamaz. Yürüyün bakayım. Yürüyün. Yürüyün. Stop lan stop. Durun bakalım ne oluyor be? Bakın bakın. Bir de soruyor, bilmezlikten geliyor. Ey ateşoğlu! Buna rezaletin son perdesi derler. Hani yaptığın iş bardağı taşırdı. Ey barutoğlu! Ağır ol bakalım. Bardak taşmasına taştı ama onu sen taşırdın. Böyle haydut misali dükkanımızı ne demek oluyor yani? Onu kızını nişana yollarken düşünseydin. Kızım mı? Kızımın nişanınızda ne işi varmış? Durun durun! Ben her şeyi anlatacağım. Kızın erkek kılığına girip nişanı bassın, benim gül gibi zarifemin namusuna dil uzatsın. Dil uzatsın? Bizi cümle aleme rezil etsin. Oğlumun mürüvvetine mani olsun, sen hala nişanda ne işi varmış diye sor. Ateşoğlu, ateşoğlu, sen bizi aptal mı sandın? Hem kızını gönder. Beni babam göndermedi, ben kendim geldim. Sen sus! Yani bana meydan mı okuyorsun ulan? Elbette. Bu işi kan temizler. Biz de kanla temizleriz. Kana kan, dişe diş. İşte sana harbi ilan ediyorum. Ben de ediyorum, ben de harbi ediyorum. Ben onlardan değilim. Kozumun yarını yiyip öpeyim abiciğim. Sakalını öpeyim, kurban olayım. İndir beni aşağı başım dönüyorum. Yapma. Yenişmekten. Yumruklaşacağınıza sarılın birbirinize. Oraya gidip nişanı bozmak benim fikrimdi. Çünkü Doğan'ın bu şişko ile evlenmesine razı olamazdım. Anne, bana şişko dedi. Bu düşmanlıktır. Değildir. Çünkü Doğan'ı seviyorum. O da beni seviyor. İşte hepiniz duyun. Bu aptalca düşmanlık umurumuzda bile değil. Ne? Ay! Anne! Kızım, yavrum, ne oldu sana? Sen o! Aferin burnu! Bırakın beni! Bırakın! Ay! Yiyeceğim seni! Bırakın! Yapma çocuğum, yapma! Bırakın, parçalayayım şunu! Ceylanım! Doğan, yapma kızım! Bırakın, bırakın! Bizi hiç kimse ayıramayacak! Benim öz kızım kalksın düşmanımın oğluna aşık olsun ha! Ah, ihanet! İhanet derler buna! Söyleyin o hergeliye, eşyalarını toplasın ve bir daha dönmemek üzere İstanbul'un yolunu tutsun. Bırak evlensinler! Bu sayede senelerden beri güttüğünüz o manasız kim de sona erer. Ne? Tabii! Ne dedin? Evet. Hadi çık dışarı! Çık, çık! Çık dışarı diyorum, çık yoksa beni günaha sokacaksın! Ay, aman dur! Çık, çık! Kim var orada? Benim, ben. Ceylan'a yemek getirdim. Yok yemek memek, veremezsiniz. Ha? Bey yalnız su verilecek dedi, emir emirdir. Aa, şuna bak! Kızarçlıktan ölsün mü? Ne bileyim ben, bey öyle dedi. O karnını doyursun da ben öleyim mi yani? Ceylan? Ceylan?
halacığım! Vah yavrum! Seni bu halde mi görecektim? Üzülme halacığım! Her şeye rağmen ben gene de mutluyum. Çünkü seviyorum. Ve çok seviliyorum. Ama neye yarar? Gel de bunu babana anlat. Eğer bu oğlandan vazgeçmezsen... Hayır! Ölürüm de vazgeçmem. Ağzından yel alsın. Ölüm lafını bırak. Neden? Eğer bizi ayırırlarsa... Doğan'la birlikte intihar eder... Başka bir dünyada ebediyete kadar birlikte yaşarız. Sonunda böyle bir mutluluk olunca ölümden korkulur mu? Anneciğim, başınıza bütün bu işleri açtığım için üzgünüm. Sizi de boşuna üzmüş değilim. Ceylan'ı sahiden seviyorum. Yavrum benim. Şefkat neredesin? Bir dakika bey, geliyorum. Seni göndermemesi için babana bir daha yalvaracağım. Üzülme, iyi mi? Tamam mı? Söylediklerimi hazırladın mı? Hazırladım ama adım gibi biliyorum, bu işin sonunda ikimizin de başı belaya girecek. Hiçbir şey olmaz. Madem ki babam öyle istiyor, İstanbul'a gideceğim. Ama giderken Ceylan'ı da beraber götüreceğim. Ha? Ya. Çaresiymiş. Madem beni sevdiğimden ayırdın, bırak ben de hayatıma son vereyim. Ah ya! Sen çekil! O hergeleyi unut, sana bir faydası olmaz artık. Babası İstanbul'a gönderdi. İstanbul'a mı? Evet, İstanbul'a. Hayır, gitmez. İnanmam. İnanmam buna. İster inan, ister inanma. Aklın başına gelene kadar burada hapis kalacaksın. Hem de katıksız hapis. Hadi çocuklar, derhal dışarı! Herkes nöbetinin başına! Peki! Sen de yürü! Doğan beni bırakıp İstanbul'a gidemez. Gidemez. Bir tarafa kestirmeye gidiyorum. Git uyumana bak! Nedir bu ses? Ne olacak? Bir gece kuşudur. Ben bir bakayım. Ne arıyorsun orada? Otobüs bekliyorum. Kaldır ellerini, kımıldama! Thank you.
erken siz eve gireceksiniz. Ceylan'ı bulup buraya getireceksiniz. Dikkatli olun ha, ortalığı ayağa kaldırmayın. Anladın mı? Tamam, sen hiç merak etme. Beğendiniz mi yaptığınızı? Aptallar! Kızma canım, küçük bir yanlışlık oldu. Ben bunu Ceylan sandım. Affedersiniz, maksadımız sizi kaçırmak değildi. Kimi kaçırmak istediğinizi anladım. Ama yanlışlıkla beni getirdikleri iyi oldu. Ceylan'ı bensiz bulamazdınız. Mahzende o! Mahzende mi? Hı. Ne işi var orada? Babası kapattı. Aa. Şimdi anlatacaklarımı çok iyi dinleyin. Kim o? Benim. Ceylan'ı göreceğim. Bey emir verdi, kapı kimseye açılmayacak. Anladım. Size bile. Ceylan. Ceylan'ın. Doğan. Thank you.
yıllardır seni görmemiş gibi. Sana bir daha kavuşamayacağım diye o kadar korkmuştum ki. Sana kavuşmak. Seninle olmak. Sana sarılmak. Ne güzel şeymiş. Şimdi hasret gidermenin sırası değil. Her an yakalanabiliriz. Hemen çıkalım buradan. Allah'a ısmarladık halacığım. Senden ayrılmak bana çok zor gelecek ama başka çarem de yok. Senin mutlu olduğunu bilmek bana yeter kızım. Bu mutluluğu size borçluyuz. Yaptıklarınızı hiç unutmayacağız. Hadi gidin artık yavrularım. Kaçtığınızı kimse fark etmeden kaçır uzaklaşın buralardan. Hadi! Ver elini öpeyim hala hanım. Hadi yetiş onlara, koş koş! Allah'a ısmarladık halacığım, hakkını helal et! Buraya gel Sersen! Geliyorum! Ey Allah senin! Affedersin, kaza oldu! Ağlıyor be, nedir bu gürültü? Yoksa gene baskın mı var? Anlaşıldı, biraz barut koklatmak lazım bu musibetlere! Yok canım, herhalde kedi fıçıları devirdi! Sen uyumana bak, her gürültüye silah başı edilir mi? Hadi canım, gel, hadi, kedidir kedi! Ne biçim kediymiş, şunun kuyruğunu keserim hele! Canım, dur! Başım! Neden bu kapı açık? Ceylan! Ceylan nerede? Bilmiyorum. Sadece yediğim yumruğu hatırlıyorum. Gözümden yıldızlar çıktı, bayılmışım. Ben göremedim ki. Bu işi onlar, barut oğulları yaptı. Ama çok pahalıya ödeyecekler. Bu işi ancak kan temizler. Hepinize teşekkür ederim. Derhal eve dönün. Mesele meydana çıkınca ne bahsin olursa olsun bizlerden hiç kimseye bahsetmeyeceksiniz. Hadi çocuklar. Nasıl olur da benim oğlum düşmanımızın kızını kaçırır? Artık bıçak kemiğe dayandı. Bu iş kanla temizlenir. Kanla! Yapma Haşim! Ateşimizin sizleri patlatacağı an geldi. Söyle haydut, oğlun nereye kaçırdı kızımı? Nerede olduklarını bilsem, onu senden evvel ben geberticim. Ben de kızımı. Çünkü sizlere tenezzül etti. Cezası ölümdür. Doğan'ı gebertmek de benden. Çünkü kızınız olacak deli başa oyuncak oldu. Bulacağız tabii, bulacağız. Elbette biz de bulacağız. Bu delilerin gözleri dönmüş, öz evlatlarını bile görmüyorlar. Benim mallarımı nasıl görsünler? Parasını da nakit ödedim, peşin peşin. Yardım et Allah'ım, bana yardım et diyor. Hadi yürüyün. Pişman mısın benden geldiğine? Hayır. Aşkımız o kadar güzel. Senin yanında o kadar mutluyum ki. Ölüm bile beni korkutmuyor. Gün doğmadan gizlenecek bir yer bulmamız lazım. Gizlenecek bir tek yer var, Kutsi dedenin yanı. Evet, haklısın. Görüyorsun ya Kutsi dede, kader bizim mutlu olmamızı istemiyor. Mutluluğunuza mani olan kader değil. İnsanların budalalığı yavrum, nefret ve kin gözlerini öylesine kör etmiş ki dostluk, sevgi gibi gerçek değerleri hiçbir zaman görmemişler, tanımamışlar. Bunu onlara göstermenin çaresi yok mu? Yok Doğan. Bizi ayırmadan rahat etmeyeceklerdir. Ama aşkımıza mani olamayacaklar. Bizi ayıramayacakları bir yer var. Orada, gökyüzünde. Evet. Ancak ölüm birleştirecek bizi. Hayır yavrum, bu daha büyük bir budalalık olur. Bir daha senden ölüm lafını duymak istemiyorum. Onlarla konuşacağım.
Sizi dinlerler mi dersiniz? Bilmiyorum. Ama gene de gözlerini açmaya, onlara gerçeği göstermeye çalışacağım. Neredeyse gün doğacak. İkiniz de bitkinsiniz. Şimdi biraz istirahat edip kendinizi toparlamaya çalışın. Görüyor musun? Her tarafta arıyorlar. Sonunda bizi bulacaklar. Korkuyor musun? Hayır. Son bir arzum var Ceylan. Seninle evlenmek istiyorum. Keşke bu mümkün olabilseydi. Eğer sen de istiyorsan mümkün. Nasıl? Evlilik Tanrı huzurunda verilen bir söz, bir sadakat yemini değil mi? Evet. Öyle ama, bu yemine şahitler de lazım. Şahidimiz de Tanrı olacak. Şimdi benim söylediklerimi tekrar et. Tanrı huzurunda yemin ediyorum ki... Tanrı huzurunda yemin ediyorum ki... Ölünceye kadar kalbim senin aşkınla dolu olacak. Ölünceye kadar kalbim senin aşkınla dolu olacak. Ve gene onun huzurunda yemin ediyorum ki... Son nefesimi verirken bile... Ve gene onun huzurunda yemin ediyorum ki, son nefesimi verirken bile... Senden evli olduğumu düşünecek ve mutlu öleceğim. Senden evli olduğumu düşünecek ve mutlu öleceğim. Allah'ım, yalvarırım, nikahımızı kabul et ve bizi karı koca olarak yanına al. Kutsi dedenin bu ateşi yakması hayra alamet değil. Kutsi dede bize bir şey anlatmak istiyor. Bunda bir iş var. Kutsi dedenin adasında bir şeyler oluyor. Madem öyle ne duruyoruz? Gidip bakalım. İçin geceyi ışık ışık fenerlerle yırttınız. Kiminiz adım adım taradınız adayı. Kan kusmaya hazır silahlarınız elde, elleriniz tetikteydi. Artık hepsi gereksiz. Şimdi rahat edebilirsiniz. Çünkü yıllar yılı yüreklerinizde serpilen o bitip tükenmez kin meyvesini verdi sonunda. İşte nefretlerinizin bedeli. Gençliklerinin baharında iki evlat. Yavrum, evladım, ne oldu onlara? Yoksa, evet Ateşoğlu. İkisi de bu dünyadan göçüp gittiler. Ay, olamaz! Yavrum, olamaz! Mani olmak istedim ama yetişemedim.
Yanlarına geldiğim zaman ne yazık ki zehiri içmişler. Yavrum Ceylan'ım! Biz sebep olduk! Onlar bizi öldürdü! Ne sandınız ya? İşte nefretin sonu! Lanet olsun oğlumu benden alan o nefret! Lanet olsun kızımı öldüren düşmanlığa! Durun! Durun! Ceylan'ımın vücudu hala sıcak! Belki de henüz ölmedi, yaşıyor! Doktor bulun! Ne olur çabuk bir doktor bulun! Doğan'ımın da henüz kanı çekilmemiş, bir doktor bulun! Ne olur koşun bir şeyler yapın! Doktor neye yarar? Onları kin, onları nefret öldürdü! Aranızda bu düşmanlık var oldukça... ...evlatlarınızı hayata döndüremezsiniz artık! Muamma gibi konuşuyorsun Kutsi dede! Düşmanlık olmasa hayata dönerlerdi! Kim bilir... ...nefretin yerini sevgi alırsa... ...belki bir mucize olur! Oğlumun hayata döneceğini bilsem... ...dedelerimizin kutsal emaneti olan bu düşmanlığı unuturdum! Ben de Ceylan'ım için... ...Haşim Barutoğlu'nun elini sıkmaya razı olurdum! O halde beni dinleyin! Eğer sözünüzü tutacaksanız... ...bir mucizeye hazır olun! Hazırız! Artık düşmanlık yok! Sevgi var, dostluk var! Çocuklar! Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. İnsanlar el ele tutursa, birlik olsa, uzansa, sonsuzsa. Bütün dünya buna inansa, bir inansa.